Çok mu soğuk? Çok mu soğuk? Hadi! Adam öldü be! Kan kaybımdan öldü yaralı! Seni bekleyecek! Evet Abdu, dönüp dolaştın geldin. Geldik hocam. Kürkçü dükkanına ha? Evet. Ama bu sefer biraz daha sert bir parkur var. İlkinden biraz daha farklı. İnşallah hazır gelmişsindir. Yani ona göre hazırlanmaya çalıştım hocam. Yıllardır sporu hiç eksik etmedim. Bekliyorum burayı diyorsun yani. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda Airsat Akademi'deyiz. Evet, şimdi sana parkuru anlatıyorum, tamam mı? Buradan, kuleden iniyorsun. Aşağı kayıyorsun. Şuradaki gördüğün lastik var ya. Evet. İlk lastik. O lastiği birinci bidona kadar götürüyorsun. Sonra depara kalkıyorsun. Kukalardan yol çizdim. Gördün mü? Gördüm hocam. O kukalardan şu birinci engelden aşıyorsun. Orada iki tane barfik çekiyorsun. Atlıyorsun. Şu engeli geçiyorsun. Kedi merdivenini geçiyorsun. Dengeyi geçiyorsun. Duvar aşıyorsun. Şurada kuyumuz var. Suyu seviyorsun sen. Çok seviyorum. Onun için su yaptım sana. Tamam. Yine. Kuyuya giriyorsun, kuyudan çıkıyorsun, sürünme parkurundan geçiyorsun. Şuradaki lastiği, ikinci lastiği alıyorsun. Bu sefer bir sonraki bidona kadar götürüyorsun. Oradan gidiyorsun. Sonra, bak şurada bir görünüyor. Bir mankenimiz var. Yaralı. Tamam. Simülasyonumuz var. O simülasyona gidiyorsun. Turnike atıyorsun. Tamam. Amfite olmuş. Kopmuş yani. Bacağı kopmuş yani. Hemen bandajlıyorsun. Turnike attıktan sonra güzelce bandajlıyorsun. Orada bitiyor. Amacımız orada ampute olmuş, bacağı kopmuş askeri kurtarmak. Evet. Zorlu bir etaptan geçiyor. Şimdi biz bunları neden yapıyoruz? Biz sporcu, tamam sporu yapıyoruz, spor yapmayı seviyoruz asker olarak. Ama biz bunları neden yapıyoruz? Bu kadar çok spor, bu kadar parkuru neden yapıyoruz? Çünkü fiziksel olarak kendimizi hazırlıyoruz. Fiziksel olarak kendimizi hazırlamamızın başlı nedenlerinden bir tanesi nabzımı yükseltmek. Nabız yüksekken doğru kararı verebilmek. Şimdi bu mankeni de oraya koymamın amacı o. Bu taktik yaralı bakımı, tamam mı? TCC yabancısı. Orada doğru işleri yapabilmen lazım. Şimdi ben gösteriyorum sana burada. Ama o nabız yüksekken de onu hatırlayıp doğru müdahaleyi yapabilmen lazım. Tamam. Ve arkadaşının hayatını kurtarabilmen lazım. Bu parkurun sonunu buraya bağlıyoruz. Tamam mı? Tamamdır hocam. Taktik muharebe yaralı bakımına bağlıyoruz. Türkçesi bu. Tamam. Taktik casualty care İngilizcesi. Bunu yapıyorsun. Sonra süren bitiyor. Tabii oraya kadar gelebilirsen. Hadi bakalım. Hazırım. Başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırım hocam. Hadi o zaman bir gaz. Hazır. Evet arkadaşlar. Abdu bugün bu parkuru geçerek savaşta yaralanmış, ampute olmuş bir yaralıya müdahale edecek. Bakalım bunu başarabilecek mi? Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz her bir parkur etabının gerçek hayatta bir karşılığı var. Sizlere onları anlatmak istiyoruz. Buyurun evet, hocam. Biz buna repelling diyoruz. Tamam. Ve halatlı irtibatlı kayma diyoruz. Bina baskınlarında, helikopter inişlerinde, bu kurtarma operasyonlarında kullanılabiliyor. Bu tarz bir organizasyon depremde kullanılmıştı. Yıkılmış bir bina düşünün, çatısına iniyorsunuz, oradan halatla aşağı doğru kayıp bir insanı bu kurtarmak. Zaten sadece bina değil, helikopterden, dağdan inerken kullanabiliyoruz. Farklı yöntemleri var. Şimdi biz bir binadan iniş yöntemini kullanıyoruz. Helikopterden indiğimiz zaman, helikopterin altında bir şey olmadığı için, havada boşluk olduğu için orada direkt elimizi açıp ve kayıyoruz. Ama burada ne yapıyoruz? Duvarımızı kullanarak kayıyoruz, tamam mı? Tamam. Yani basamak basamak iniyoruz. Bir duruşta aşağı inmiyoruz. Dura dura ineceğiz. Dura dura, evet. Ya tamam. yavaş yavaş iniyoruz. Tamam hocam. Mı? Söylediklerimi unutma, tamam mı? Tamamdır. Ne bu elinle, ne bu elinle halatı sıkmıyorsun. Tamam. Tamamdır hocam. Sakin sakin. Şimdi yavaş yavaş kendini bırakıyorsun, yavaş yavaş kendini bırakıyorsun. Evet, bekle. Şimdi seni göndereceğimi sanıyorsun değil mi? Evet hocam, bekliyorum. Hayır, göndermeyeceğim. Burada bekleyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Evet, sağlam dur. Ben aşağı inene kadar. Ben bir gelene kadar durabildin. İlk aşamayı geçtin. Oradan düzgün kaymanı istiyorum. Söylediğim şekilde hiç beklemeden, aşağı in, durmadan hemen lastiğe koşuyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi. Evet, dizlerini çok, ayakların tabanlarıyla karşıla. Evet, fırla. Evet. Devam. Hadi. Evet, içi biraz su dolu. İçi su dolmuş.
Ne yapalım? Bu kadar olur. Devam! Evet! Bir tane daha kaldı. Bir tane daha kaldı. Evet, fırla! Fırla! Koş! Koş! Evet, mahvizi çek. İyi. Say! İki! Evet. Beş! Fırla! Evet, güzel. Hadi, hadi! Durmak yok! Gel, 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 gel! Evet, hızlı, 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 hızlı! Evet! Atla! Evet, bırakma, bırakma! Düşme, başa dönersin! Düşme, başa dönersin! Evet! Devam! Hadi bakalım! Geç şurayı be! Evet, ayırma duvardan kendini! Tak parmağını! Hadi ayağını taktın, oldu, hadi! Evet! Evet! Evet, hadi, hadi! Soğuk! Çok mu soğuk? 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 Daha kaybol, kaybol, bir görmeyeyim seni! Kaybol! Fırla! Çık hadi! Evet, yat oraya, yat oraya, sürün! Değme tellere! Değme tellere! Kafanı kaldırma! Kaldırma! Tellere değme! Evet, hadi! Hadi, 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 tamam. Evet, koş, hemen, gel buraya. Adam öldü be! Kan kaybımdan öldü yarını! Senin bekleyecek! Kan kaybımdan ölüyor arkadaşın, hadi! Hadi! Ölecek mi? Söyle bana! Ölecek mi arkadaşın? Koş! Evet, tak oradan, tak oradan, hemen, hemen. Oyalanma, oyalanma. Evet, en yukarı, en yukarı. Biraz daha yukarı kaydet. Evet. Çık şuraya. Evet. Kanımı durana kadar sıktık, evet. Aç bandajını. Hepsini açtın, hepsini açtın. Nasıl yapacaksın şimdi göreceğiz bakalım. Hepsini açmıyorsun. İyice, iyice oturttur, iyice oturttur. Evet, aşağıdan da, aşağıdan da, aşağıdan da, aşağıdan da. Amput olan kısmı da iyice. Şurayı da sar, evet. Sar, bir tur daha geçir şuradan. Şuradan bir tur daha geçir, evet. Sar şimdi. Sar, 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 sar. Evet, öldü adam be, hadi! Devam et, bekleme! Evet, güzel olsun. Evet, tak oraya şimdi. Tak kenarını. Az kaldı. Hadi, hadi kurtulduk, hadi. Kurtuldu, hadi. Evet. İyi misin? İyiyim.
oldu mu? Sence oldu mu? He? Olmadı. Ne olmadı? Olmadı vallahi. Öldü adam. Bunun bir cezası olması lazım değil mi? Geldin, turnikeyi attın, kanamayı durdurdum. Yaptın. Bandajı açtım. Bandajı açtın, elinde olması lazım. Bandajları yerlere sürdün. Bunun bir cezası olacak. Evet, takip et beni. Evet, fırla, koşarak suya. Koş suya, koş! Sevdi suyu. Suyu sevdi. Beklemeden dip atlıyor. Suyu seviyor. Ben de o suyu seviyor ya. Biraz orada bırakacağım onu şimdi. Böyle kapağını kapatacağım. Güzelce orada kalacak. Bir dinleyecek. Bir daha Bülent Hoca'ya gelir miyim, gelmez miyim düşünecek. Ama hiç çaktırmayı seviyorum onu. Bekler bekliyorum. Çok soğuk. Ben özellikle yapıyorum suyu. Su çok soğuk. Geceden buz atıyorum içine. Soğuk olsun diye. Soğuk mu? Çok soğuk. Ne güzel, tam istediğim gibi olmuş. Bakayım. Fena soğuk ya. Fena soğuk, fena. Sen kal biraz da aklın başına gelsin. Evet. Kaybol şimdi. Kaybol. Görüyorum. Çek, olmadı. Çek. Kaskını da görmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Heh. Kaybol! Bir sürpriz daha yapalım. Bakalım ne yapıyor. Bu kadar ha? Bu kadar mı? Evet, orada bekliyorsun. Çık sudan. Her şeyi ben mi yapacağım? Tut kenarından. Tut kenarından. Yap. Evet. Kapatıyoruz mu? Evet, kapatacağız. Evet, bir tur daha iteceğiz. Çok az bir de var. Hazır. Hazır, kaldır. Bırak. Evet. Şurada şınav vaziyetinde bekle beni. Şınav vaziyetinde bekle. Kafamı da kırdın. Ayaklarını yere koyma. Evet, gel, kalk. Tut oradan biraz daha. Evet, yeter. Gir şimdi. Gir oradan. Evet, gir. Evet. Sana tertemiz kayrak suyunda, tamam mı? Tertemiz. Orada kurbağa bulursan yakala. Duydun mu? Ey kafana. Ey kafana. Ben söyleyeyim ne kadar burada kalıyorsun. Ne kadar istersem. Evet. İyi attım. Biraz orada kalacak. Onu ne kadar istersem çok uzun tutmayacağım. Seviyorum onu. Biliyorum siz de seviyorsunuz. Onun için çok uzun kalmayacak. Hipotermiye girmeden çıkartacağım. Biraz yaşasın onu. Evet, hadi bakalım.